Benim Garajım kanalından herkese merhaba. Bu videoda sizlere kaporta boyamanın inceliklerinden bahsetmeye çalışacağım. İyi seyirler. Videomuza başlamadan hemen önce sizlere şu kısa bilgiyi vermek istiyorum. Yapacağımız bu çalışma tamamen amatörce olacak. Bundan dolayı evde kendiniz yapmak isteyebilirsiniz ya da ustaya da gitmek isteyebilirsiniz. Eğer el beceriniz varsa bu işlemleri uygun şartları sağlayarak doğru boyaları, astarı ve verniği satın alarak isterseniz evde kendiniz de yapabilirsiniz. Bu işlemleri yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden bir tanesi havanın sıcak olması. Eğer soğuk bir havada yapıyorsanız astar, boya ve verniğiniz yeteri kadar kurumayabilir. Alttan astar kabarabilir ve boyanızı daha kötü bir hale getirebilir. Onun için kış aylarında ya da sonbahar veya ilkbaharın soğuk günlerinde bu işlemleri yapmanızı önermiyorum. Çünkü fırın kullanmayacağımızdan dolayı boyamızda, astarımız ve verniğimizde kurumayacağından dolayı ya da daha geç kuruyacağından dolayı soğuk havalarda yapmanızı önermiyorum. Ama yaz aylarında eğer güneşli bir havadaysanız ve rüzgarsız bir havadaysanız bu işlemleri güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Bazı otoboyacılarda fırın olabiliyor, bazılarında olmuyor. Yani siz evde yaptığınız şekilde onlar da kurutuyorlar boyalarını, verniklerini ve astarlarını. Aynı şekilde bu işlemleri siz de evde ya da garajınızda rahat ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Daha önceki videolarımızda birkaç kere boyama işlemleri gerçekleştirmiştik. Bunlardan bir tanesi şoför kapısının üst tarafında bulunan şuradaki bölümdü. Buradaki boyalar kalktığından dolayı bu bölümü zımparalayıp güzel bir şekilde boyadım. Oldukça harika görünüyor. Tabii şuradaki rüzgarlığa takılmayın. Bu bölüme su girdiğinden dolayı burası biraz iğrenç görünüyor. Aynı şekilde oldukça fazla izlenen ve beğenilen bir videomuz daha vardı. Tavandaki yanmış vernikleri kaldırıp tekrar vernik atmıştım. Oldukça beğenildi. Beğenen ve yorum yazan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Herkes soruyor, yapmış olduğunuz vernik hala duruyor mu? Bakın sizler de buradan yansımayı görebilirsiniz. Hala ilk yaptığım gibi duruyor. Tabii ki biraz bezle sildiğimden dolayı hafif matlaşmış. Buna bir pastacıyla yaptığınız zaman tekrar eski parlaklığına geri dönecek. Yine bagaj kapağımızın üst tarafında bulunan şu bölümü de güneş yanıklarından dolayı ve astar çıktığından dolayı tamamen zımparalayıp boyamıştım. Bu bölüme sadece vernik atmadım. Tamamen boyayı kaldırdıktan sonra astar, boya ve vernik işlemleri uyguladım. Oldukça güzel. Hatta size şöyle de göstermek istiyorum. Bir boya ölçüm cihazıyla yapmış olduğum çalışmanın sonuçlarını görebilirsiniz. Bakın. 92 85 72 73 70 71 78 74 79 87 ve 64 olarak bu bölümde bulunan boyanın kalınlığını görebilirsiniz. Aynı şekilde yapmış olduğum tavan verniğini de sizlere göstermek istiyorum. Yani ölçüsünü göstermek istiyorum. Bakın 75 79 72 66 68 72 70 71 73 81 şu uçları da göstereyim. 73 74 74 yapmış olduğunuz verniğin kalınlığı da yani 100 mikronu geçmiyor diyebilirim. Tabii ki verniği kaldırdıktan sonra bu işlemi yaparsanız ya da kendiniz boyama işlemleri yaparken boyayı tamamen kaldırdıktan sonra boyarsanız boyanın kalınlığı görmüş olduğunuz gibi 100 mikronu geçmeyebiliyor. Tabii ki bu işlem sizin atacağınız astar katsayısı, boya katsayısı ve vernik katsayısına göre değişecektir. Yani birer kat daha atmış olsaydım her birinden yaklaşık 100 mikrona ulaşacaktı. Ancak ben 3 kat ince olarak atmıştım. Eğer sizler de boyama işlemlerini kendiniz yapmak istiyorsanız görmüş olduğunuz şekilde sonuçlar elde edebilirsiniz. Eğer sizler de benim yapmış olduğum bu çalışmaları evde kendiniz yapmak istiyorsanız ve nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız o zaman videomuzu izlemeye devam edin. Bu boyama işlemlerini yaparken iki tane cam parçası kullanacağım. Bu cam parçalarından bir tanesi yapmamanız gerekenleri, diğer cam parçasında ise yapmanız gerekenleri anlatmaya çalışacağım. Şurada görmüş olduğunuz gibi astar, boya ve vernik olmak üzere 3 sprey kutumuz bulunuyor. Bunların kullanılma mantıkları tamamen 3'ü için aynı. Yani bir tanesini kullanmayı öğrenirseniz diğerlerini de kullanabilirsiniz. Ama burada size şunu söylemek istiyorum. Burada herhangi bir zımparalama işlemlerini göstermeyeceğim. Sadece sprey boya kullanarak otomobillerinizi, araçlarınızı, kaportalarınızı boyamak istiyorsanız ya da herhangi bir yeri boyamak istiyorsanız bu sprey boyaları nasıl kullanmanız gerektiği ile ilgili bir video olacak. Eğer zımparalama işlemlerini merak ediyorsanız bunu videomuzun altına yorum olarak yazarsanız ben de daha sonra detaylı olarak bir zımparalama videosu sizlere hazırlamaya çalışırım. Ama bu bilgiyi hemen öğrenmek istiyorsanız biraz önce göstermiş olduğum bagaj kapağının üst tarafının boyanması ya da şoför kapısının üst tarafındaki çıtanın boyama videolarını izleyerek zımparalama ile ilgili bilgiler edinebilirsiniz. Şimdi sprey boya, astar ya da vernikle otomobilinizi nasıl boyamanız gerektiğini sizlere anlatmaya çalışacağım.
Boyama işlemlerine ilk olarak her zaman astarla başlanır. Ben de ilk olarak sizlere astarla nasıl boya yapacağınızı göstermek istiyorum. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken ilk şey, hızlı yapabilirsiniz ama elinizi boya yaptığınız yerde çok fazla tutmamanız gerekiyor ve çok yakından sıkmamanız gerekiyor. Yani bir 30 santim kadar geriden bu işlemleri yapabilirsiniz. Burada nasıl yapmamanız gerektiğinden bahsediyorum. Yakından ve yavaşça yaparsanız boyanız akacaktır. Ve parmağınızı sürekli buraya basılı tutarsanız yine dönüş anlarında, yani soldan sağa ve sağdan sola gidip geldiğinizde dönüş anlarında boya ya da astar fazla birikebilir. Parmağınızı sürekli şu şekilde basıp basıp çekmeniz gerekiyor. Bir gidişi yaptıktan sonra parmağınızı çekin. Sonra tekrar diğer gidişi yaptığınızda tekrar basarak sonuna geldiğinizde parmağınızı çekin. Böyle yaparsanız dönüş anlarında akıntı olmayacaktır. Şimdi yanlış yapacağım cam yüzeyde bu işlemin nasıl bir sonuç yaratacağını birlikte görelim. Gördüğünüz gibi astarlama işlemini yaptık. Sizlere yakından göstermek istiyorum. Bakın şu bölümlerde boyanın biraz aktığını ve dolgun göründüğünü görebilirsiniz. Bu işte yapmamanız gereken bir işlem. Aynı şekilde şurada görmüş olduğunuz bölümlerde de astarın aktığını ve şuralarda çok dolgun bir şekilde göründüğünü görebilirsiniz. Yavaş hareket etmeniz ve yakından sıkmanız halinde işlemler bu şekilde gerçekleşecek. Şimdi bu işlemi de doğru şekilde yapmaya çalışalım. Astar, boya ve vernik işlemlerini yaparken yapmanız gereken ilk adım, hiçbir zaman bu işlemlere yüzey üzerinden başlamayın. Yani şuradan başlayarak yaparsanız ilk püskürme anı biraz hızlı olduğundan ve çok olduğundan dolayı burada yine akıntı görebilirsiniz. Dışarıdan başlayın ve dışarı kısımda tekrar bitirin. Ve sürekli parmağınızı basıp çekerek bu işlemleri kontrol altına alabilirsiniz. Bakın şuradan başlıyorum, dışarıdan başlıyorum ve işlemi dışarıda bitiriyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir akıntı olmadan işlemi çok güzel bir şekilde gerçekleştirdik. Eğer astar, boya ve vernik işlemlerini böyle yaparsanız istediğiniz kadar kat atabilirsiniz. Yani 2-3 tabii ki, 10-15 kattan bahsetmiyorum. İstediğiniz kadar kat atabilirsiniz. Herhangi bir akıntı olmayacaktır. Tabii yüzeyi kuruttuktan sonra diğer katları atmanızı tavsiye ediyorum. Böyle yaptığınız sürece herhangi bir sorun olmadan birkaç kat astar, birkaç kat boya, birkaç kat vernik kolay bir şekilde atabilirsiniz ve boyanız oldukça güzel bir şekilde duracaktır. Bakın bu kötü yapılan şu bölümden çizgileri görebilirsiniz. Burada astar oldukça yoğun bir şekilde. Bakın şu bölümlerde dönüş yerleri. Yüzeyin dışına çıkmadan olduğunuz yerde dönerseniz bu bölümde astar toplanıyor ve akıntı oluyor. Yani yukarı taraf buraydı, aşağı tarafa doğru. Bakın burada akıntıları görebilirsiniz. Yakından sıktığınızda ve yavaş bir şekilde astar ya da boya vernik attığınızda görüntünüz böyle olacaktır. Bu da doğru şekilde yapılan astarlama işlemi. Yüzeyde herhangi bir pürüzün olmadığını görebilirsiniz. Artık yapacağınız işlemlere kendiniz karar verebilirsiniz. Şimdi boyama işlemine geçelim. Boyama işlemleri için gümüş gri kullanacağım ama siz istediğiniz herhangi bir rengi kullanabilirsiniz. Mantık tamamen aynı. Yine bu bizim yanlış yaptığımız cam parçası olduğundan dolayı nasıl yapmamanız gerektiğini gösteriyorum. Yakından başlamamanız gerekiyor. Ben yakından başlayacağım. Direkt camın üzerinden başlamamamız gerekiyor ve yavaş hareketler yapmamamız gerekiyor. Şimdi nasıl yapmamanız gerektiğini boya üzerinden de sizlere göstermeye çalışıyorum. Evet, gördüğünüz gibi boya akıntıları, yoğun boyanın nerelerde toplandığını, aşağı doğru aktığını görebilirsiniz. Bu boyama işlemlerinde kesinlikle istemediğimiz bir durum. Şimdi nasıl doğru şekilde yapabileceğimize bakalım. Yine başlarken kaportanın üzerinde, yani camın üzerinde başlamıyorum. Dışarıdan başlıyorum, dışarıda bitiriyorum ve parmağımı sürekli basılı tutup kaldırarak akıntı olmamasını sağlıyorum.
Bu şekilde yaptığınızda birkaç kez üzerinden gidebilirsiniz. Bakın herhangi bir akıntı olmuyor. Oldukça güzel bir boyama işlemi olduğunu buradan da görebilirsiniz. Şimdi ikisini karşılaştıralım. Gördüğünüz gibi boyama işlemini de tamamladık. Bakın şu bölümlerde boya akıntılarını, boyanın yoğun bir şekilde geldiğini görebilirsiniz. Bunun sebebini biraz önce söyledim ama tekrar söylemek istiyorum. Yakından sıktığınız için bir, yavaş hareket ettiğiniz için iki, bir de dönüş yerlerinde dışarıdan dönmediğinizden dolayı üç. Bu üç sebepten dolayı boyanız bu şekilde görünüyor. Ancak kaportanın dış kısmından başlayarak bu işlemi yapıp yine dışarıda bitirdiğinizde bakın pürüzsüz bir yüzey elde ediyorsunuz. Artık karar sizin. Bunun yanında boyanız ya da astarınız kuruduktan sonra bir kat daha astar ya da boya atabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum. Kuruduktan sonra kat atma işlemlerine devam edebilirsiniz. Ben sadece bir kat atıyorum ama mantık tamamen aynı. Yani ikinci kat içinde, üçüncü kat içinde aynı mantıkla boyanızı atabilirsiniz. Tabii sol taraftaki için konuşuyorum. Sağdaki için böyle atmayın. Şimdi vernikleme işlemine başlayabiliriz. Vernikleme işlemi de yine astar ve boya gibi. Yine dışarıdan başlayıp dışarıda bitirmemiz gerekiyor. Ancak bu yanlış olan yüzey olduğundan dolayı yakından sıkıyorum, yavaş hareket ediyorum ve içeriden başlayarak bu işlemi yapıyorum. Yine aynı şekilde kötü bir görüntü olacağını sizler de görebilirsiniz. Tabii vernik biraz saydam olduğundan dolayı bu işlemleri belki videoda göremeyebilirsiniz. Ancak bakın verniğim şuradan aktığını görebilirsiniz. Verniğiniz buradan aşağı doğru akıyor. Yakından sıktığınızdan dolayı böyle bir görüntü oluştu. Şöyle damlacık olarak aşağı doğru akıyor. Bu durum çok yavaş hareket ettiğinizden ve yakından sıktığınızdan dolayı oluyor. Buraya dikkat edin. Şimdi doğru şekilde nasıl yapılır bir de onu görelim. Doğru vernikleme adımları astar ve boya için ne yaptıysanız vernik için de aynı şeyleri yapmanızdan geçiyor. Hızlı hareket ediyoruz. Çok fazla yakından da sıkmıyoruz. Buraya dikkat edin. Şimdi vernikleme işlemlerine başlıyorum. Bakın daha fazla sıkmama rağmen herhangi bir akıntı olmadı. Bir de bunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi oldukça parlak bir hale geldi ve herhangi bir akıntı yok. Şimdi yapmış olduğumuz bu iki çalışmayı karşılaştıralım. Gördüğünüz gibi boya nasıl atılır ve boya nasıl atılmazla ilgili bir uygulama yaptık. Eğer sizler de benim gösterdiğim adımları uygularsanız aracınızın lokal boyasını ya da genel boyasını sağ tarafta gördüğünüz şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ancak söylediğim şeylere dikkat etmezseniz maalesef boyanız burada görmüş olduğunuz şekilde olacak. Bakın akıntılar, çizgiler, boyanın bir kısmının kalın, bir kısmının ince olduğunu görebilirsiniz. Boya yaparken dikkat etmeniz gereken şeyleri sizlere tekrar hatırlatmak istiyorum. Birincisi, boya işlemine başlarken kesinlikle dışarıda başlayarak bu işlemi dışarıda bitirin. Çok fazla yakından sıkmayın, yavaş hareket etmeyin. Hızlı hareket edebilirsiniz ancak yavaş hareket etmeniz halinde boyanın burada kabardığını, toplandığını görebilirsiniz. Eğer hızlı hareket ederseniz boya bazı yerlere gelebilir, bazı yerlere gelmeyebilir. Ancak ikinci sefer üzerinden geçtiğinizde hızlı bir şekilde boyanın değmediği yerlere de boyayı ulaştırabilirsiniz. Tabii boya diyorum ancak boya, astar ve verniğin yapılma adımları her üçü için de aynı. Biraz önce zaten seyrettiniz. Aynı şekilde astar, boya ve verniği doğru şekilde yaparsanız sağ tarafta görmüş olduğunuz yüzeyi elde edeceksiniz. Eğer dikkat etmeden yapmaya çalışırsanız o zaman sağ taraftaki görüntüyü elde edebilirsin. Bakın parlak ancak yüzeydeki kötü görüntüyü görebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi boya nasıl atılır ve boya nasıl atılmazla ilgili sizlere kısa bilgiler vermeye çalıştım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Eğer videoda belirttiğimiz bu adımları doğru şekilde yaparsanız boyanız sağdaki gibi olacak. Ancak videomuzdaki adımları tam olarak seyretmeden ve atlayarak yaparsanız boyanız sol tarafta görmüş olduğunuz şekilde olacak. Benim size tavsiyem bu videomuzu kesinlikle atlatmadan izleyin ve bu işlemleri korkmadan yapın. Bakın korkmadan yaptığınızda herhangi bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. Sprey boya kullanarak boyama işlemi yapacaksanız mutlaka ama mutlaka benim gösterdiğim adımları takip ederek yapın. Şunu tekrar söylemek istiyorum. Havanın sıcak olduğu bir zamanda ve rüzgarsız olan bir zamanda yapmaya çalışırsanız boyanız daha güzel kuruyacak ve daha güzel bir görüntü elde edeceksiniz. Boya diyorum ancak
astar, boya ve vernik her üçü için de işlemler tamamen aynı. Bu işlemleri hemen aracınızın üzerinde yapmayın. Farklı bir yerde deneyin ta ki eliniz alışana kadar. Eliniz alıştıktan ve şu görüntüyü elde ettikten sonra artık aracınızın kaportasını boyama işlemlerine başlayabilirsiniz. Eğer denemeler sonucunda şöyle bir görüntü elde ediyorsanız birkaç kere daha boyamanızı öneriyorum. Ta ki şöyle bir görüntüyü elde edene kadar. Bu görüntüyü elde ettikten sonra artık aracınızın boyama işlemlerini yapabilirsiniz. Tabi isteyen ustaya da gidebilir. Bu tamamen sizin kişisel tercihinize bağlı bir şey. Ama hobi olarak bu işlemleri yapıyorsanız evde kendiniz de çok kolay ve güzel bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemleri kendiniz yaptığınızda emin olun aracınıza biraz daha fazla bağlanıyorsunuz. Artık bütün sorunlarını kendiniz gidermeye çalışıyorsunuz. Umarım bu videomuz sizler için faydalı olmuştur. Bizlere destek olmak adına videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.